Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizinle beraber yine geziyoruz, vlog yapıyorum. Saklı Cennet'e gideceğiz. Eski Çarşı'da Saklı Cennet var. Oraya gideceğiz. Size olduğunca video çekmeye çalışacağım. Bu arada sesim için kusura bakmayın, sesim kötü gelebilir. Hastayım o yüzden. Annem yanımda çocuğum gibi duruyor. Şu ışıklığa bakar mısınız? Teşekkür ederim. Ben yanında annesi gibi duruyorum. Ay, estağfurullah. Evet, şimdi Saklı Cennet'e geldik arkadaşlar. Böyle aşağısı. Toprakcığım buraya gel, aşağı düşersin. Böyle gidiyoruz. Annemle oğlum önden gidiyorlar. Ben arkalarından gidiyorum. Şöyle mağara şeklinde, yani mağaraya benziyor. Aslında bu yoldan yani asansör var. Asansörle inebiliriz ama orası çok kalabalık olduğu için, hani virüs falan olmayalım diye, biz buradan yürümeyi tercih ettik. Şöyle giriş bu şekilde, çok tatlı yapmışlar. Rengarenk çiçek koymuşlar. Ne yapıyorsun anneciğim? Buraya kenarına oturduk. İçinde balıklar var. Annem kendini çekiyor şu an. Toprak balıklara bakıyor. Ben de size video çekmek için uğraşıyorum. Siparişimizi verdik. Pide yiyeceğiz. Çünkü başka damak tadımız uygun şey bulamadık. Normalde kahvaltı yapacaktık. Kahvaltı saati geçmiş. Saat 2.30. Kahvaltı kalır mı bu saatte? Yazıyla da gel. Yemeklerimiz gelene kadar öğlen çay içelim dedik. Kedi geçiyor ayağımın altına. Yani böyle baktığın zaman tam bir kafa dinlemelik bir yer. Eğer buralara yolunuz düşerse mutlaka gelin arkadaşlar. Evet, biraz sonra biz nereye gideceğiz biliyor musunuz? Biz biraz sonra buraya gideceğiz. Orada yürüyeceğiz. Değil mi? Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Şimdi bu şelaleye gireceğiz, girebilirsek eğer. Annemle Toprak girdiler size şu anda. Evet, şimdi suya girdik, çıktık, böyle geziyoruz. Bakın şurada tavuklar ve horozlar var. Görüyor musunuz horozu? Toprak bak, horoz var orada. Böyle, çok güzel bir yer. Yani tam başka bir şey yok, sadece ağaç var ama böyle insana huzur veriyor bence. Değil mi anne? Toprak, kumla oynama anneciğim. Hadi sev anneciğim. Sev ha. Yeter mi? Yeter, hadi gel gidelim, tamam. Gel. Hadi gel. Sevilmeyi seviyor değil mi Toprak? Evet. Şimdi kasaya ücret öderken buraya geldik. Burada un yapılıyormuş. Ona bakacağız. Şöyle. Girme anneciğim içeriye. Buradan bak, tamam mı? Bakın. Burada un öğütülüyor. Burası da böyle şeye çıkıyor. Bakalım burası nereye çıkıyormuş. Aa bak, Toprak değirmene çıktı burası da. Anne burası çok güzel bak.
Şöyle. Burası çok güzelmiş değil mi Toprak? Şimdi çarşıya geldik. Şöyle biraz gezeceğiz. Bir şeyler beğenirsek alırız. Belki bir yerlere otururuz. Evet, Toprak Bey. Pastasını yiyor yine. Bir şey yapalım. Dayıma geldik arkadaşlar. Toprak yine kendine bir top aldı. Kocaman, bir işe yaramaz bir top. Para harcamaya yer arıyor. Bakın ben kimi buldum? Yine ben Buğra'yı buldum. Her videoma Buğra geliyor. Evet. Ay gülüyor, bak bak bak. Bak bak bak. Bugün sizlerle beraber yine dışarı çıkıyoruz. Şöyle ben aslında bir vlog çekiyordum. Yani saklı cennete gitmiştim. Gizli cennet. Saklı diyorum sürekli. Gizli cennete gitmiştim burada. Şöyle bak, bir yandan makyajım yapayım, bir yandan sohbet edelim. Saklı cennete gitmiştim işte dediğim gibi. Onu çekmiştim ama yarım eve geldiğim zaman, yani oradan çıktığımız zaman çok video çekemedim. Videom yarım kalmıştı. Videom yarım kaldığı için de bugün onu devam ettirmek istedim. Yani normalde dün bir tane vlogum var gizli cennete gittiğim. Ama bugün de birleştireceğim, ikisini bir atacağım. Hani bunu buradan söylüyorum ki sonra şey olmasın yani. Ne olmasın? Yani orada kıyafetim başka, buradaki tipim başka gibi hani. O yüzden. Bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bugün. Özür dilerim. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Toprağa alışverişe gidiyoruz. Çünkü benim oğlum biliyorsunuz okula başlayacak. Haftaya pazartesi okullar açılıyor. Ana sınıfına başlıyor. Haftaya pazartesi okul açılacak. O yüzden ona böyle birkaç takım eşofman almak istiyorum. İnternetten ayakkabı siparişi verdim ama. Ama vereceğim. Bir tane beğendim ama numarası yok. Yazdım oraya, bakalım numarası eğer çıkarabilirlerse onu alacağım. Çıkaramazlarsa artık başka bir ayakkabı. Yani oradan cevap bekliyorum. Ona göre bir ayakkabı siparişi daha vereceğim. Onu daha vermedim. Ama kıyafeti alacağım şimdi, birkaç tane eşofman. Çekeyim de süreyim rimelimi de. Tamamdır. Şimdi size kıyafetimi göstereyim. Kombinim böyle arkadaşlar. Beyaz bir tane bluz giydim. Altına böyle bir pantolonum var. Onu giydim. Elime de bu çantayı aldım. Ve gidiyoruz. Yine bir kedi bulduk ve seviyoruz. Sizce bunun adı ne olsun? Bu neydi? Tetera. Askana. Duna. Duman. Duman güzel bir isim. Beni dışarıda görenler tanıyamaz sanırım. Mağazımda hasi gözümde göz. Alışverişten önce bir yemek yiyelim dedik. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Toprak ve Miraç hamburger tercih ettiler. Açayım ben. Gösterir misin anneciğim? Nasıl oyunca? Açılıyor, kapanıyor değil mi? Çok güzelmiş. Hadi artık yemeğini ye, tamam mı? Miraç sen ne yapıyorsun? Miraç hobi de gırtlak. Anneciğim yine her zamanki gibi çok şık. Güzel mi? Teyzem senin videoyu çekiyor. Seni de çekeyim mi Miraç'cığım? Hayır. Yemeğimizi yedik, kalktık arkadaşlar. Şimdi Esuva'ya geldim. Esuva'ya biraz bakınacağım bakalım. Eve geldim ve size toprağı aldığım cicileri göstereceğim. Şimdi bunun önce Esra'dan aldıklarımı göstereyim. Şöyle bu tişörtü aldım arkadaşlar. Bu tişörtler ayrıca çok uygun fiyatlı, 20 liraydı.
Yani hani yaşı olsaydı eğer her rengini alacaktım. Özellikle şu Locos'un her rengini almak istiyordum. Bu da 20 lira. Ama yaşı yoktu. Bunları zor buldum. İçinde böyle arıyorum tişörtlerin içinde. Hatta bunlar bile yani 4-5 yaş yani hani. Şöyle şunu aldım. Bu pantolonu. Bu pantolon 90 lira. Şöyle dar kesim. Dar ama tabii benim çocuğum minyon olduğu için onu da boldur. Böyle bu siyah pantolon aldım bir de. Ya belki pantolon da hani giyilebilir. Bu da 60 lira. Ya şimdi hani pantolon o giydirilir mi giydirilmez mi? Tam hani emin olamadığım için pantolon 2 tane aldım. Aslında hep eşofmana yüklenmek istiyordum ama hani öyle eşofman bulamadım. Genelde kapri satılıyor. Yani aslında okulların açılacağı hani açılacak artık. Yani bir sürü eşofman çeşidi gelmesi gerekiyordu. Toprakçım yapma anneciğim. Ama hani gelmemiş. Bunu başka bir butikten aldım. Burada çocuk giyim var. Oradan aldım bunu. Böyle mavi eşofman. Bu 30 liraydı sanırım ya. Yanlış olmasın. Bu da öyle. Bir de böyle bunu aldım. Eşofman yok. İki çeşit var sadece toprağa göre. İki tane vardı. İki model. Onları da kaptım. Şöyle üstler var bir de. Bunları da aynı. O butikten aldım yine. Şöyle. Tişört. Ve böyle bu tişört bir de aynı. Değişik tabii ki aynı değil ama aynı gibi yani. Model olarak. Bunları aldım arkadaşlar. Çorap almadım çünkü geçen sefer gittiğim zaman Elsiva'ya, Karabük'e gittiğim zaman Elsiva'dan fazlasıyla çorap almıştım. Hani artık okula başladığı için önden böyle biraz şey yapıyorum. Daha fazla aslında almak istiyordum ama dediğim gibi hani daha hiçbir şey gelmemiş. Ve hani kış gelecek. Hani okul nasıl olacak? Eşofman mı gelecek? Pantolona giyilecek mi? Öğretmen izin verecek mi? O kadar hani detaylı bilmediğim için henüz daha okula gidemediğimiz için. Zaten daha hani daha alışveriş yapılacak. Çantası hangi boyda olacak ona falan hani ona göre çantayı da ona göre seçeceğim. Yani böyle. Trendyol'dan bir tane ayakkabı beğendim. Yarın onun siparişini geçeceğim. Umarım pazartesi elimde olur. Çünkü pazartesi günü okula başlıyoruz biliyorsunuz. Zaten ilerleyen zamanlarda hani öğretmen eşofman veya işte pantolon tarzı hani hangisine müsaade ederse sadece eşofman derse pantolon yasak diyenler de oluyor. Benim yeğenim mesela pantolon yoktu yani yasaktı o an okuluna gittiği zaman. Hep eşofman hani daha rahat ettikleri için tabii ki daha rahat etmeleri için eşofman daha iyi ama hani bazı yerlerde pantolon serbest oluyor bazı yerlerde olmuyor. Onun için ben yine iki tane aldım çünkü eşofman zaten yok. Okulun ilk günü zaten hani pantolonla gideriz diye düşünüyorum. Zaten kış geliyor. Hani çok fazla böyle hani yazlıklara yüklenmek istemedim yani. 4 tane tişört aldım. Zaten evde yeterince tişörtü var. Ekstra yeni olsun diye yine 4 tane aldım. Böyle ilerleyen zamanlarda internetten işte gittiğim zaman burada alışveriş merkezine oradan yavaş yavaş daha alırım. Şimdi ama kesin hani dediğim gibi bir şey bilmediğim için. Bir çocuk ilk defa okula yolluyorum yani neyin nasıl olacağını ben de çok bilemiyorum. O yüzden bu kadar aldım. Çok fazla konuştum farkındayım. Ve kapatıyorum. Gidiyorum çay içeceğim. Bu arada Toprak dedi ki anneciğim bunu da gösterir misin dedi. Şöyle gösteriyorum size. Toprak bunu kendine okul için aldı değil mi anneciğim? Ama onun anı pahalı mı? Bir de bu mu? Evet. Bir de karna. Bir de tutuk pepiti. Hepsi var değil mi? Evet. Bir de bu var. Evet. Çok tatlı değil mi anneciğim? Ama ben bundan yiyeyim. Evet. Toprak şimdi bonibon yiyor. Anne çiste bak. Çiste böyle. Ben de cipsi yiyorum. Onu gösteriyor. Ağzında çikolata olmuş. Bak ama işte atma. Hadi aç bakalım. Oo açtı. Aferin sana. Böyle kalmadı. Bunu böyle atarım. Tam oralarını o kadar açmana gerek yok anneciğim. Dede. Teşekkür ederim açtığın için. Limonundan hazır. Hava o kadar sıcak ki cam açık her yer açık ama asla hava soğumuyor. Bakın yüzüm hatta şey parlak parlak. Çünkü hava gerçekten çok sıcak şu anda. Cips yiyorum. Kahve içiyorum. Biraz sonra dizim başlayacak. Onu izleyeceğim. Ben kalaydım. Öptüm. Saçım hep bu. Canım oğlum benim. Canım oğlum benim. Çok seviyorum ya. O ne annenim? Sen de mi çok seviyorsun? Ben de oğlumu çok seviyorum. Ay. Dizi izlemiştim. Dizim bitti. Çok heyecanlı bir bölümdü bence. Şimdi kendime kahve yaptım. Şöyle.
Artık ben de duş alıp yatacağım arkadaşlar. Yani videom birazcık kısa oldu. Ama umarım beğenirsiniz, beğenerek izlersiniz. Yarın videoyu yükleyeceğim. Yani yüklediğimde çarşamba olacak yarın. Bugün salıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bye bye.